Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Tarih ve İnsan programıyla bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize yine sonsuz şükürlerimiz olsun. Yeni bir Tarih ve İnsan programına başladık inşallah. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta Mukaddes Emanetlerin Türkiye'ye gelişinin 500. yıl dönümü. Kutsal emanetleri kim getirdi, kimler vesile oldu? İnşallah bunu da daimi konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Konuyla alakalı tabii ki sorularınızı da bekliyoruz. Yine güncel konularımız var. Güncel konular malumunuz hepsi, her biri aslında birer tarihsel olaylar. Bunların değerlendirmesini yine hocamızdan alacağız. Tarih ve insan etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. İkinci bölümde inşallah sizlerden gelen sorulara yanıt bulmaya çalışacağız ve yine hocamızın çok değerli kaleminden çıkmış bu güzel kitaplardan da 3 adet armağan etmeyi düşünüyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyenlerimiz ve daimi konuğumuz, değerli hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Desteklerini bizden esirgemiyorlar. Eksik olmasınlar. Dualarını bekliyoruz. Allah razı olsun. Amin. Hocam, her hafta yaptığımız programlarda gittiğiniz yerler ve gideceğiniz yerleri de duyuruyoruz, söylüyoruz. Geçtiğimiz hafta Bilecik'teydiniz. Evet, ben de söylüyorum. Lale Gül'den izleyin beni diyorum. İnşallah sizlerden şöyle yaptıklarınızdan kısaca bahsederim diyorum. Yani gittiğimiz yerlerde biz de Lale Gül'ü hatırlatıyoruz Mustafa. Allah razı olsun hocam. Bahsetmezsek de bana hemen yağmaya başlıyor. Hocam konuşmadınız diye. Onun için en azından onların ilgilerine, alakalarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani her yerde bizleri izlediklerini ifade ediyorlar. Çok memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Selam söylüyorlar. Aleyküm selam. Özellikle Cübbeli Ahmet hocama çok selamlar geliyor. Bunları buradan ifade etmiş olalım. Gittiğim çok yerlerde. Geçen hafta Salı günü ben Bilecik'teydim. Akşam da Adapazarı'na gittim. Gündüz Bilecik'te kayı boyuyla ilgili, Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili ve kayılarla ilgili çok güzel bir program oldu. Gerçekten katılım çok yüksekti. Salon full doluydu. Tarihe ilginin arttığını görmek ayrıca memnun ediyor. Ama burada tabii bir hususu belirteceğim. Osmanlı padişahları tarih şeridi şeklinde bir açık müze açıldı Bilecik'e. Çok hoş gerçekten. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Bey'i ben tebrik ediyorum burada. Selim Yağcı Bey bir noktada Osmanlı'nın kurulduğu o şehre, yani tabii Söğüt akabinde, evet, Bilecik geliyor en önemlisi. Bugün Osmanlı'nın kurulduğu en önemli belde, vilayet olarak düşündüğümüzde Bilecik. Evet. Onun için Bilecik'in bu noktada gerçekten bir model şehir olması lazım. Osmanlı'nın kuruluşunu simgeleyen bir model şehir olması lazım. Ve bunun mührünü de Sayın Belediye Başkanımız Bilecik'e vurmuş açıkçası. Ben kendisini orada da tebrik ettim. Çok güzel fotoğraflar da burada, evet, inşallah görecekler izleyicilerimiz. Evet. Şu anda onu da görüyorlar. Gerçekten Mustafa Bey, Ertuğrul Bey'den alıp kuruluştan Vahdettin Han'a kadar böyle adım adım bütün padişahları bir parkın içerisinde hem görüntülü hem sesli bir şekilde öğrenerek, dinleyerek buraya geziyorsunuz. Ya ne kadar çok güzel. Da tam böyle Şeyh Edebalı'nın hemen o alanda, evet, onun türbesinin bulunduğu yerin altında alanda. Orayı bir anlamda böyle bir açık hava tarih müzesi haline getirilmiş. Tabii burada önemli de bir husus var. Bu padişahların yazılarında bendeniz yazmış oldum. Öyle mi? Serdar Tuncer Bey bunları seslendirdi. Çok tabii güzel. Bunu da benim için ayrı bir önemi vardı. Bir yazısını yazmış olduk. İnşallah orayı gezenler bundan memnun kalırlar. Seslendirmeyi zaten Serdar Bey güzel yapıyor. Ama belediye başkanımız bunlara mükemmel bir mekan yapmış. Onun için kendisini mekan, tebrik ediyorum. Evet. Şimdi çok güzel projeleri de var Osmanlı ile ilgili. İnşallah onları da gerçekleştireceğini ümit ediyorum. Ayrıca böyle yaşayan bir müzede yine tarihimizi simgeleyen çok güzel bu nevi müzeciliğe
imza ettiğini görüyorum, attığını görüyorum. Evet. Onun için ben belediye başkanımızı hasreten tebrik ediyorum. Kültürel faaliyetlere büyük önem veriyor. Ki gençlik budur. Bugün 3 sene önce Bilecik'e girmemle şu anda Bilecik'e girdiğim zaman o farkı görüyorum. Yani Bilecik tarihi misyonuna, o tarihi değerlerini gösteren, ortaya çıkaran müthiş bir şehircilik anlamında ilerliyor. Tebrik ediyorum gerçekten. Evet, Bilecik'le alakalı evet böyle güzel şeyleri sizden duyuyoruz. Bir de hocam 2 gün önceydi zannedersem Bilecik valisi Tahir Büyükakın beyefendi Bilecik'in isminin Ertuğrul olarak değiştirilmesi önerisinde de bulundu. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Valla şimdi hani hoş bir teklif açıkçası. Tabii ben isimlerin çok değişmesi taraftarı değilim. Yani neden değilim? Netice itibariyle bir dönemi yıkıyorsunuz. Yani daha önce atıyorum El Aziz'dir. Bunu El Aziz yapma. Yani oranın adı El Aziz ve bir manası var. Değil mi? Yani bunu değiştirdiğiniz zaman onun o tarihi geçmişini bir dönemi siliyorsunuz. Ben mesela Osmanlı şehir tarihi üzerine çok çalıştım. Mustafa Bey 600 sene aynı isim gidiyor. Bütün arşivlerde bunu görüyorsunuz. Ve birdenbire bakıyorsun isimler değişmiş. Bu köy o köy mü? Bu mahalle o mahalle mi? Bu sokak bu sokak mı? Şimdi tarihi şeyi takip edemiyorsunuz bu defa. Aynı bizim hani bazı soy isimleriyle evet. insanları soysuzlaştırma noktasına getirmek gibi. Bir insanın tanındığı böyle bir şey vardır. Yani onun bir soyu vardır, soy ismi vardır. Daha doğrusu nedir bu? Lakabıdır. Bir bu ta tarihe kadar gider. Bize işte şu cemaat derler der. Değil mi? Bize böyle bir cemaat derler. Onun geçmişini hatırlatan soy isimleri vermek lazım. Bizde hayvan isimlerini soy ismi yaptılar. Hiçbir şeye benzemeyen soy isimleri, hakaret içeren soy isimleri, tilki diye soy ismi mi olur? Değil mi? Yani öyle soy isimleri, ördek diye soy ismi mi olur? Yani öyle şeyler verdiler ki sanki bir milleti aşağılandı. Bunu o zamanın işte gidiyorsun nüfus müdürlüğüne, adamın haline bakarak soyadı veriyor. Evet. Ya kardeşim bu adamın haline bakarak ne soyadı veriyorsun? Bu adamın dedesi var, geçmişi var, atası var, büyükleri var. Ne verildi? Bunun soyundan onun boyuna bakıyorsun, kısa vereceksin ama oğlu olacak, uzun olacak. Boyu posu. Ona bakarak kısa, ötekine bakarak uzun, berikine bakarak başka bir şey verme. O soy ismi yıllarca devam edecek. Onun geçmişini hatırlatan bir şey var. Onun için hani teklif kulağa hoş geliyor, göze hoş geliyor, akla şeye hoş geliyor ama neyi de yıktığımızı bilmek lazım. Onun için ben öyle şeyleri, Ertuğrul orası için, oralar için bir simgedir. Ha, bana mesela sorsalar, Ertuğrul Bilecik'i zapt etmedi. Kim zapt etti? Osman Gazi, zapt etti. Şimdi Osman Gazi oralarda yer açtı, Osmaneli dedik. Orhan Gazi yer açtı, Orhaneli dedik. Söğüt dedik, Bilecik dedik. Bunları yaşatalım. Ama Ertuğrul'u, Osman'ı, Orhan'ı, bunları da gencimize verelim. Yani kültürel faaliyetlerle adına Ertuğrul dersin, Ertuğrul'dan haberi olmayan bir gençlik olur. Adı Bilecik'tir. Bütün nesil, bütün nesli o eserleriyle bunları bilir. Belediye başkanımız çok güzel hizmetler ediyor. Yani valinin bu şeyine güzel diyorum ama açıkçası katılmıyorum. Yani isimlerin değişmemesi lazım diye ben düşünüyorum. Orijinal kalması orijinal lazım. Orijinal kalmalı. Bilindiği. Orijinal öyleyse değişsin. Mesela neresi için biz söylüyoruz? Tunceli. Değil mi? Yani Tunceli'nin orijinal ismine. Dön buna. Elaziz. Elazığ. Dön ona. Bakın buna hiç itiraz etmem. Yani isimlerin orijinal şekline dönmesine asla itirazım olmaz. Sonradan böyle değiştirilmiş ne olduğunu bilemiyorsun yani. Ne manaya geldiğini bilemiyorsun. Bir manası yok. Öncekinin bir manası var, bir sebebi var. Şu sebepten böyle diye. Mesela benim köyümün adını değiştirmişlerdi bir dönem. Tutmadı. Arslanlı köyü demişler. Arslanlı olunca çok hoş oluyor bilmiyorum. Köyümün adı Çorak. Mustafa Bey 500 sene geriye gidiyorum. Köyümün adı defterlerde şöyle geçiyor. Cemaati Çoraklı. Anlıyorum ki ben
Benim köyüm ta 500 sene önceden gelen bir Türk köyü. Bir Oğuz cemaati, bir Yörük. Yani bunu anlayabiliyorsun. Bunu görebiliyorsun. Ve sen bunu Arslanlı köy. Hiç geriye gidemeyeceksin. Eğer değişmiş olsa, yani insanlar 50 yıl geriye gidecek. 50 sene sonra ne bu önce? Karanlık. Belgeleri de kaybolsa ortada kalacaksın. Yani hoş değil. Oraya bakışım da açıkçası böyle yani. Evet. Güzel hatırlattın ama onu. Eyvallah hocam. O da gündemde olan bir evet. Durumdu, bir öneriydi. Anlaşıldı ama net bir şekilde anlaşıldı hocam. Evet. Adapazarı'ndaydınız bir de. Valla oradan Adapazarı'na geçtik. Şeyde Serdar Bey de vardı, Tuncer Bey Bilecik'te. Adapazarı'nda da Pelin Çift Hanım vardı. Yani Adapazarı'na buradan benim tavsiyem çok büyük kültür merkezleri lazım. Öyle mi? Tabii yani Adapazarı'nda belki işte 600 kişilik salona 750 kişi doluyor. Bir 500 kişi de geri gidiyor. Yani genişletilmesi artık gerekiyor. Kültür merkezlerinin büyümesi lazım. Bugün Cumhurbaşkanımız yüksek binalar olmasın diye sesleniyor değil mi? Yani evet. İnsan, bir de kültür merkezleriniz ne durumda diye de seslenmeli belediyelerimize. Belediyelerimiz aldıkları paraları, hani bir kısım yerler yüksek yüksek binalar, bazıları gidiyor. Ben önceliğin kültür merkezlerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kültüre, gence değer veriyorsak buraların büyümesi lazım. Evet, hepsinde böyle dolmuyor diyebilirler. Ama bunları dolduracak nesiller geriden geliyor. Eğer sen biz buraları dolduramayız diyorsan hedefin yok, idealin yok. 100 kişilik de salonlar olmalı, 100, 150, 200 ama 1000 kişilik de salonlar olmalı artık. Yani insanlar, gerçekten insanımız Mustafa Bey bir yere çoluğuyla çocuğuyla gelip 500 kişi geri dönüyorsa o zaman belediyelerimiz bu konuda vazifesini yapmıyor. Eksik kalıyor. Yani mesela ben Denizli'ye de gittim, 1000 kişilik salon dolu. Denizli muhteşem bir evet. Hocam. Bayraklar. Gidiyorum her yerde hemen Bilecik'te keza müthiş bir salon. Çok güzel bir yer yapılmış. Adapazarı, Sakarya, buraların büyük artık ihtiyaçları var. Bazı yerlerimizin. Belki daha büyüğü de vardır, bizimki orada yapılmıştır. O da ayrı bir konu burada, yanlış bir söz de söylemiş olmayayım. Evet. Ama bulunduğumuz yerde böyle bir programda, yani 500-600 kişi geri döndü denilince insan üzülüyor. İnsan ondan üzüntü duyuyor. Yani o genç bir şey öğrenecek, tarihine sevdalı, annesiyle babasıyla geldi ve geri döndü. Yani bu olmamalı. Büyük olmalı. Evet, yine belki geri dönenler bulunacak ama yani 1000 kişilik, 1500 kişilik salonların yakışacağı şehirlerimiz var. Bugün artık ben bunların bulunması ve belediye başkanlarımızın özellikle buna önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Son derece güzel bir programdı. Gerçekten insanlar yan taraflarımızda oturuyorlar, dolduruyorlar artık maşallah salonları. Sorular, cevaplar çıkmıyorlar. Yani 1-2 saat kitap imzası için bekliyorlar. Sakarya'da da Adapazarı'nda tebrik ediyorum. Yani fevkalade güzel bir hoş program geçiyor. O geriye dönenler için de aslında hocam belediye şöyle bir çalışma yapabilir. Hani o kültür merkezlerini genişletme sürecini beklerken işte sizin gibi değerli hocalarımız gidip orada konferanslarını kamerayla kaydedip bir evet. CD halinde geri dönenlere de verilebilir. Muhtemelen bunu zaten izleyicilerimiz de yapıyorlar. Yapıyorlar. Hemen o esnada canlı yapanları da evet. Görüyorum. Yani değişik evet. Programlarda. Belki belediyeler de bunu yapıyordu. Evet. Biz konuşmaya dalınca pek fark etmiyorum. Yani. Denizli nasıl geçti hocam? Valla Denizli'yi ben tebrik ediyorum. Yani şöyle tebrik bayağı ediyorum. Bayağı bir coşkulu resimlerde de. Denizli'de işin önünde gençler var. Vardı. Yani üniversite, Denizli, UNİAK diye Ak Gençlik, Aktif Gençlik bunu organize etti. Üniversiteli Aktif Gençlik grubu. Mustafa Bey, işi gençlere vereceksin. Gençler takip edecek, gençler yönlendirecek, gençler ilgilenecek. Yani üniversite Aktif Gençlik 40-50 kişi Denizli organize ediyorlar. Şehirde duyurmadıkları yer yok. Talebelere duyuruyorlar, hocalara ulaşıyorlar. Ne yapıyor bunu? Denizli Büyükşehir Belediyesi bunu teşvik ediyor. Onlara yardımcı oluyor. Yürüyün diyor.
Gençlik yürüyor. Ben çoğu belediyelerimizde bakıyorum, sadece yıllarca da giderim. Aylık programlarına yazarlar. Program dağıldı derler. Kaç kişi okudu? Kaç kişi gördü? Kaç kişi duydu? Kaç kişi anladı? Kaç kişi geldi? Yani bir program yapıyorsun, bir hocayı getiriyorsun. Kimsenin haberi yok. Reklamsız. Reklamsız. Fakat duyurmadıkları neredeyse yer kalmamış. Denizli'de, üniversitede, üst düzey kimselere ve gençler heyecanlı bu işin içinde. Şimdi size böyle gençler geldiği zaman ne yaparsınız? Daha bir heyecan duyarsınız. Tabii ki. Yani gitmeyecek bile olsanız o gençleri kırmazsınız. Gençlerin heyecanını artırırsınız, gayretini artırırsınız. Daha çok sahip çıkılmış olur. Şimdi bir Denizli'ye girdiğimde bu heyecanı gördüm. Bayraklarla donatmışlar. Yani hani bir mehter vurur, bayraklar coşar, mehter vurur. İşte Esat Kabaklı gelir, türkülerini söyler, coşar ortalık. Şimdi böyle bir şey yok. Tek konuşmacı benim. Bayraklarla tarih konuşup ortalık coşturdular. Ya müthiş. Evet. Ne bu gençlerin heyecanı, dinamizmi? Ben belediyelerimizin önce gençlerin dinamizminden istifade etmelerini diliyorum. Bana bunu gösterdi Denizli. Evet. Oradaki o gençleri tebrik ediyorum. Programdan çıktık, gece neredeyse 1'e kadar beni bırakmadılar. Aldılar, götürdüler. Orada bir yerde tamam işte yemek de yiyecektik ama 50 kişi bize ayrıca sorularla, sohbetlerle geçirdiler. Yani gençler almak istiyor. Şimdi siz kültür şeyinize, programınıza onu iliştirdiniz. Tamam işte hocam biz orada duyurduk belediye. Ya yapma o zaman. Yani bunu halka duyuramıyorsan. Tabii halkı afişlerle, buraya, billboardlarla. Tabii, gelmeyebilir. Ben 5 kişi de olsa aynı heyecanı duyarım. Yani görürsün gelmez. İnsanları herkes zorla getirmeyeceksin bir yere. Zorla gelmenin hiçbir faydası yok. O ayrı bir konu. Ama duyurmak önemli. Onu söylemek, onlara ulaştırmak önemli. Bu önemli. Burada da gençlerle bunu yapacaksınız. Ben Denizli'de bu genç grubumuzu, gençleri buradan bir kez daha, yani onların başkanları da İlyas Bey'e de muhabbetlerimi bildireyim böyle. Şeyi hocanın aklına da ismimiz acaba gelmiyor mu demesinler. Tuna Hanları, İlyasları, Duygu Hanımları, bunların hepsine tebrik ediyorum. Gerçekten bu güzel hizmetlerinin devamını dilerken herkesin de gençlerle beraber hareket etmelerini bilhassa rica ediyorum. Yani tarih, gençlik bir davanın genci yoksa o davayı ölmüş bil Mustafa Bey. Ya gencin olacak senin. Bir dava, bu dava millet davası, İslam davası. Bu dava basit bir dava değil. Şükür ki hocam. Varlık yine... davası, bir milletin varlık davasından bahsediyoruz evet, bugün. En genç nüfusa sahip ülkeyiz. Yani ben gittiğim ülkeyiz. Yerlere kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, benim için bu dava önemlidir. Bu parti davası değildir, bu millet davasıdır. Bu şucu bucu davası değildir. Bir ayağın yerde sapasağlam milli olacak. Diğer ayağınla gezeceksin dünyayı. Değerlerinle gezeceksin. Dini değerlerinle, milli değerlerinle, dilinle, edebiyatınla gezeceksin. Senin dilin de, türkülerin de seni söyler, dilin de seni söyler, şarkıların da seni söyler, ahlakın da seni söyler, dinin de seni söyler. Senin kimliğin ortadadır. Bu kimliği kaybedersen yok olursun. Varlığını sürdüremezsin, bitersin. Onun için biz nereye gidersek gidelim, bunları söylüyoruz. Önemli olan bunlardır. Kesinlikle. Evet, hocam Bilecik, Adapazarı ve Denizli seyahatlerinizden konuştuk. Allah izin verirse yarın İstanbul Medeniyet Üniversitesi diye notlarımızı arasına evet, almışız. İnşallah Medeniyet Üniversitesi'nden 3 genç geldi Mustafa Bey bir ay önce yanıma. Hocam seni dinledik, biz tarihi seçtik dediler. Aa, ne kadar güzel. Vallahi ya. Çok güzel. Hocam seni bekliyoruz üniversitemize. Baş üstüne. Ya böyle insanları gördüğüm zaman, zamanım olduğunda gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum. Yani o gençlerin öyle gelmesi, söylemesi beni çok memnun etti. Çok dedim, güzel. Var olun dedim. İnşallah yarın Medeniyet Üniversitesi'nde o gençlerle Çarşamba, olacağız. Ankara. Çarşamba, Ankara, Sincan. Ankara Belediyesi'ni ben tebrik ediyorum, Sincan Belediyesi'ni. Gençleri getiriyor, liselileri getiriyor, liselilerle buluşturuyor ve tarih sohbeti yapıyoruz.
Yani bu önemli. Bugün herkes tarihin önemini gençlere aktaramıyorsan sıfırsın, hiçbir şeysin. Sincan Belediye'mizi tebrik ediyorum. Akşam İzmit, TÜGVA. İnşallah TÜGVA'lı gençlerle olacağız. Onlara da muhabbetlerimi sunuyorum İzmit'te. İnşallah TÜGVA'lı gençlerle beraber olacağız. Cuma günü de üşümeye gidiyorsunuz hocam Erzurum'a. Erzurum'a alışıyoruz biz Mustafa Bey. Ne ok, ne pusat, ne yay, 10 yıl bu dile kolay. Yani 10 yıl kaldık Erzurum'da. Evet. Kışına, soğuğuna alışığız. Biliyoruz. Evet, onun için onu unutmamak lazım. Evet. Ama Erzurum'un insanı sıcaktır. Kesinlikle. Dadaşı sıcaktır, sıcakkanlıdır. Onun için buradan dadaşlarımıza da selam ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Evet hocam, dünkü Türkiye Gazetesi'nde yazmış olduğunuz yazı da bir ses getirdi. Manisa'daki bu Fatih Kulesi'nin etrafı ve çevresi... Barlar yapılmış, alkol Ayyuk'ta. Ya Mustafa Bey, o tabii dün var olsun beni bir Manisa milletvekilimiz de aradı. Çok memnun olduğunu dile getirdiğim için. Tabii büyük üzüntü bu. Kendisi de üzüntü duyduğunu da ifade etti ve iki aydır bunun için de özel çalışma yaptığını belirtti. Önce onu ifade edeyim. Şimdi ben iki ay önce falan Manisa'ya bir konferans için gitmiştim. Orada kaldığım otel değişik bir oteldi. Böyle cam mekanlı alt, siz camın üstünde yürüyorsunuz. Altta tarihi kalıntılar var. Yemek yiyorsunuz, ortada tarihi kalıntılar görüyorsunuz. Bilgi aldım tabii nedir burası. Ve Şehzadeler Manisa'da sarayı olduğunu öğrendik. Tabii bir tarihen bir bilgimiz var. Şehzadeler Sarayı ta... Saruhanoğulları saray Saruhanoğullarından gelir. Eski Saruhan Beyliği'nin sarayıydı. Ama Osmanlılar açısından Manisa'nın çok önemli bir yeri vardı. 6 tane padişah benim bildiğim oradan tahta yürüdü. Evet. En önemli Şehzade Sancağı Manisa'dır Osmanlı'da. Amasya'dır. Mesela Amasya ve Manisa en önde gelir. Bu çok mühimdir. Ama Manisa'da bir saray göremezdim ben. Yani ne oldu, ne gitti? İşte yandı falan filan. Yanar ama yerine de eski bir saray yerine getirirsin. Restore mesela edersin. Edirne Allah'tan şeyin dışındaydı Edirne Sarayı. Böyle şehirleşme alanının dışında olduğu için dışarıda saray içinin bulunduğu yerde duruyor Edirne Sarayı. Çok ağır gidiyor. Edirne Belediyesi belki de tarihe en az sahip çıkan bir belediyemizdir. Yani yazık, insan utanıyor. Orasının bugün mükemmel bir saray haline gelmesi lazım. Edirne'ye turist geliyorsa bir o kadar daha turist çeker. Ya yap be kardeşim ya bunu. Bununla ilgilenin, buna sponsor bulun. Buna dünyadan sponsor bulursun, sadece Türkiye için değil. Kaldı ki Türkiye'de de bunları artık yapabilmek zor iş değil böyle şeylere. Fakat bakıyorum, gidiyorum Edirne'ye mutlaka talebelerimi götürürüm. Yani bir taşın üstüne bir yıl sonra gidiyorsun, ikinci bir taş daha konmuş. O kadar. Bir taşın üzerine bir taş. Yani istisnasız şey söylüyorum. Ölü. Yani şimdi Manisa'da bakımsız, da bakıyorum. İlgisiz. Hiçbir şey göremiyorum. En sonunda otelin altında gördüm. O da dedim, tesadüf. Hiç mi bir şey kalmadı dedim. Hocam dediler bir Fatih Kulesi var. Kahvaltıdan sonra bir gideyim dedim Mustafa Bey. Kulenin önüne vardım, dergah bar yazıyor. Allah Allah. Bahçesi, evet. Yani başınızdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Hadi bar dedim ama dergah bar. Ya biz de dergah dediğin an, millete de ki dergah denildiğinde aklına ne geliyor? Evliyaların türbesinin yanı dersin. Cenab-ı Hakk'ın zikredildiği yer dersin. Fıkıh, tefsir, hadis sohbetlerinin yapıldığı bir makam dersin. Yani dergah dediğin zaman hep dini çağrıştıran bir makam, bir yer, bir ev akla gelir. Sen bar adını da dergah koyuyorsun. Yazıklar olsun ya. Hocam orada düğün, kına vesaire gecelerinin yapıldığı yer mi yoksa bar ya, olarak Mustafa mı geçiyor? Mustafa Bey, 100 yıl içinde çok şeyler olmuş. Burası Cumhuriyet'in başında. Yangın çıkmış, sarayı yanmış. Sonra çeşitli yerler, bunlar artık nasıl devredildi, nasıl verildi, artık her birisi birilerine satılmış, verilmiş. Burası nasıl geçtiyse Kızılay'ın eline geçti. Kimden aldı? Kim sattı? Ne sattı? Devirmetti?
Neticede benim bildiğim Kızılay bir devlet kuruluşu. Kızılay kiraya veriyor burayı. Burayı Kızılay'da kiraya. Ama kiracı ne olarak kullanır? Bir yeri birine kiraya verirsin ama şunun için kullanamazsın dersin. Doğru mu? Tabii şartı vardır. Onun yanında şunu yapamazsın. Vardır. Burası düğün yeri kullanılmış. Buyur işte bahçesi bugün dergah, bar olarak kullanılıyor. Ben fotoğrafını bunu çektim. Başka bir şey öyle çok büyük de kullanılacak bir yer değil. Asıl bina şu an boş. Ama burası 13 kuleden biriydi. Fatih'in kulesi burası. Ve Fatih'ten Manisa'da kalan, Osmanlı'dan kalan en önemli bir yadigar. Fatih'ten kalan tek yadigar. Saraydan kalan tek yadigar. Şimdi ve burasının çok güzel bir kulenin üstünde de muazzam bir yapı. Abdülhamit Han bunu saat kulesi olarak da kullanmış. Ve o da o tamamen gitmiş. Asli o gravürlerde var. Bugün aslına uygun bir şekilde çok rahat yapılabilir. Fatih burayı ne olarak kullandı? Bizim belgelerden çıkardığımız kütüphanesi olarak kullanmış. Bugün ne olarak kullanırsın? Belediyenin tabii veya valiliği bir kültür merkezi, valiliğin kültür merkezi olarak burayı kullanırsın. Veya belediyenin kültür merkezi olarak çok güzel bir kültür okuma merkezi olarak yapabilirsin olduğu kadarıyla. Yani kullanılabileceği kadarıyla yapabilirsin. Güzel bir tarih sohbetleri mekanı yapabilirsin. Artık bunu bilemiyorum ama tarihen o devletimizin, belediyemizin, valiliğimizin vereceği bir karardır. Ama bugün orası Kızılay'a gidecek bir yer değil. Kızılay'ın kullanacağı bir nokta değil. Kızılay'da devletin. Kardeşim sana, bana dün vekilimiz de söyledi. Kızılay'a çok güzel bir yer yaptık dedi. Oraya Kızılay'ı verecek, Kızılay bu devletin değil mi? Oraya verecek ve gönderecek. İki aydır yazı yazdık, hala bekliyoruz. Ben de Lale Gül TV'den sesleniyorum. Kızılay başkanı neyi bekliyor? Fatih'in şeyinin bar olmasından memnun mu? Orada utanırız ya. Ya oradan geçerken, oradan Manisa'lı geçerken bir şehzadeler şehri diyoruz biz Manisa'ya. Utanır insan, yerin dibine geçer. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Osmanlı diyeceksin ama önünden bar diyerek insanın yüreği sızlar, kalbi daralır. Mustafa Bey, yani bunu Kızılay Başkanı'nın yarından tezi yok. Valilikle görüşerek neyse devletin, illa Cumhurbaşkanımızın mı bağırması lazım? İlla Cumhurbaşkanımızın mı seslenmesi lazım? Ben dün beni arayan Sayın Vekilimize, Selçuk Özdağ, özellikle teşekkür ediyorum, var olsun. Yani bir hassasiyet ortaya koydu. Ben isterim ki Kızılay'da devreye girsin, valilikte girsin, anında bütün bunları hemen halletsinler. Bir gün orada onun durması hoş değil. Ya bana o kadar yağdı ki, Mustafa Bey Allah razı olsun diye, Manisalı bundan memnun mu? Rahatsız. Belki oradan geçmiyor adam. Onu görmemek için. Geçebilir misin Mustafa Bey yani? Düşün. Yani hocam. Hani hiç sevmediğin bir insanla karşılaşmak istemezsin. Tabii ki. Hiç sevmediğin bir mekanın yanından geçmek istemezsin. Fatih'in mirasının bar diye, bir de dergah bar diye okunduğu bir yerden. Yani gördüğüme hani dersin ki keşke görmeseydim. Keşke bilmeseydim. Bana böyle bir şey oldu. Ama inşallah bugün bu programlarımız da bunların düzelmesine sebep olur. İnşallah, Fatih'in o kulesi en güzel bir şekilde, aslına uygun bir şekilde restore edilir. Manisa'ya bu yakışır. Ben bunun çok rahat yapılacağına inanıyorum. Çünkü valimizin de, kültür müdürlüğümüzün de bu konudaki vekillerde bu duyarlılığı gördüm. Duyarlı olduğuna inanıyorum. Belediye başkanının. Bunların mutlaka çözüleceğine inanıyorum ben açıkçası. İnşallah. Hocam bir de Şehzadeler Sarayı deniliyor. Sonuçta bir saray artık buranın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanıp hakkıyla, layığıyla icraatını yapması tabii gerekiyor. Çok doğru. Kültür Müdürü, Kültür Bakanımız bugün bu işlere gerçekten ilgili bir kişi. Onu da biliyorum. Onun da bu işe el atacağına Numan Bey'in mutlaka inanıyorum. Yani Numan Bey bu konuyu ama hani ben vekillerde bunu gördüm. Numan Bey'in de bu işe mutlaka ön ayak olması lazım. 100 yıllık bir ayıbın ortadan kaldırılması lazım. Evet. Evet. Hocam yine bir gündem konumuz var.
maalesef 20 bin öğrenci gözaltında. Üniversitelerde bu ALES depremi diye haberler çıktı. 21 insan artık şu anda şüpheli midir? Yani tabii şimdi öğrenci olarak değil de bunlar daha çok akademisyen. Artık 2000... Evet, yani 2005-2013 yılları 2013. Arasındaki ALES sınavları, bu İngilizce yabancı sınavları. Dil sınavları. Bunların çalındığı tespit edildi, ALES sorularının. Çalındığı tespit edildi. Tabii bir FETÖ soruşturmaları devam ediyor ciddi manada Mustafa Bey. Ve dün Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları vardı. Yani son FETÖ'cüye kadar mücadele devam edecek. Tabii FETÖ'nün, biz burada hep konuşuyoruz, FETÖ'nün etkisi bu ülke açısından değil, bütün dünyayı saran bir tehlike. Ve biz dünyada bile mücadele ediyoruz bu tehlikeyle. Ben bunun bir programda belki daha da bir uzun konuşmak lazım ama sosyal ve psikolojik yönleri, gençlere bunu çok iyi anlatılması, gençlere bu FETÖ belasının ne olduğunun öğretilmesi, bu FETÖ'yü iyi tanımaları noktasında ciddi programların olması gerektiğini düşünüyorum artık. Yani mesela söylüyoruz, hala Diyanet'te adım yok bu konuda. Evet. Tek bir adım yok. Okullarda doğru dürüst adım yok. Doğru dürüst adım yok. Şimdi Cumhurbaşkanımız en üst seviyede konuyu böyle dillendirecek. Ülke bir istiklal savaşının içerisinden geçiyor, mücadelesi verecek. Ama ben kendi insanıma bunu anlatamayacağım. Çok acı bir şey. Elbette devlet bu soruşturmaları yapacak. Bunu yapanların hakkından gelecek. Bunlardan kim geldi? Ama böyle hani 20 bin, 40 bin gerçekten bulaşmayan insan az o dönemlerde. Fakat bir haksız yere gelen insanların bunu nasıl çözecekler? Bunun ciddi çözülmesi. Bundan tövbe etti mi? Pişman oldu mu? Pişman olmadı mı? Bunlar mühim. Buna göre de ayırmaları yapmak lazım. Yani tam tepeden uğraşırken altta da buna uymak lazım. Bu doğru bir şey, tespit. Biz bunları biliyorduk. Ben 7 sene okullarda söylüyordum. Beni en üzen nokta diyordum. Yani birinin çocuğu bunların dershanesine gitmiyor, birininki gidiyor. Giden kazanıyor, gitmeyen kazanamıyor. Çok kötü. Sorular veriliyor, sorular çalınıyor. Son 7 sene, 2015'ten 16'dan önce, 2013'ten önce, son 7 sene belki 13'ten sonra da devam etti. Bunların olduğu yazılıp çiziliyordu. Biliniyordu. Biz de bunları duyuyorduk, öğreniyorduk ve görüyorduk talebelerimizden. Bizim sıfır olan İngilizce'de neredeyse bir şeyden 90 aldıklarını görüyorduk. 100 aldıklarını görüyorduk. Mesela halbuki İngilizceyle de alakası Mustafa yok. Mustafa Bey bakın, 20 kaç bin kişi diye bir bilgi var burada. Öyle bir durum ki bir dönem sınava girenlerden 32 bin kişi birinci oluyor ALES'ten. Tam puan alıyor yani. 32 bin. Bu hadise olmadığı zaman çıkan birinci sayısı 140. Şimdi sınavlar çalındığında 32 bin kişi birinci oluyor. Olmadığı zaman 140. Şimdi biz bir sınav, bu sene 32 bin birinci var ALES'ten. Ertesi sene 140 kişi var. Şüphelenmez misin? Tabii ki. Birinde 20 bin kişi var, birinde 100 kişi var. Yani şimdi üniversite sınavına giriyor talebelerimiz. Bir dönem çıksın 600 bin kişi, 100 bin kişi birinci oluyor, tam yapıyor. Öbür sınavda bakıyorsun 600 kişi. Ya bunlar zaten gösteriyor. Ne yaparsın? Aslında yapılacak şey çok basitti. O 32 bin kişiyi alacaksın, çok özel bir sınav yapacaktın. Bir kez daha. Aynı soruları sor istersen, sadece şıklar değişsin. Bu kadar basit. Ya bunu bilmek, bunu anlamak o kadar kolaydı ki, o kadar basitti ki. Ama bunların üzerine o dönemlerde gidilmedi. Şimdi 20 bin şüpheli için tabii akademik kadroya yerleştirildi bunlar. Biz bunları duyuyorduk. Falan şeye gidersen İngilizceyi verirsin diyorlardı. Falan yere gidersen ve gidenler veriyor diyorlardı. Burada
yani şeyde yapmak istemiyorum. Hassas bir nokta. Böyle sıkıntı. Ama bunlar yıllarca oldu. Tabii ki bunların üzerine gidilmesi lazım. Gidilecektir. Ve maalesef üniversitelerimizde bu konuda çok az adım atıldı. Çok az adım atıldı. Maalesef. Yani maalesef. Ama dediğim gibi bunların üzerine giderken ciddi manada dikkatli gidilmesi lazım. Yeni mağdurlar edebiyatıyla milleti hassas bir nokta, milleti kırıp dökmemek lazım. Mağdurlar çıkartmamak lazım. Savcılığın son derece titiz savcılarımızın zaman zaman söylüyoruz. Çünkü bu defa adalet tartışılmaya başlanıyor. Çok titiz, şu bu değil. Bir FETÖ adam gerçek manada hani şey de yapabilir. Bilemiyorum ben bunları artık. Daha sonra bunların şeyi oldu mu? FETÖ ile irtibatları ne oldu? Ne gitti? Çok ciddi bunların sistemli yapılması lazım. Mağdurlar edebiyatının artırılmaması lazım. Dışarısı bunu istiyor. Baştakileri kötülemek için mağdurlar edebiyatının artırılmasını isteyenleri de unutmamak lazım, dikkatli hareket etmek lazım. Peki. Hocam ilk bölüme çok dakikalarımız az kaldı. Lakin hemen şu gündemde olan soruyu da sormak istiyorum. Eski milli futbolcu ve şimdiki spor yazarı Rıdvan Dilmen'in bir benzetmesi var hocam. Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı. Deniz Gezmiş'e benzetiyor. İşte bu emperyalist sisteme verdiği mücadele, onun karşısında durmasını Deniz Gezmiş'e benzetiyor. Bu teşbihi siz nasıl değerlendirirsiniz? Mustafa Bey, buna tabii bütün siyasiler bir şey konuştu, bir yönden baktı. Rıdvan bunu evet tek bir yönden söylemişti. Cumhurbaşkanımızın bugün Amerika ile mücadelesini esas alarak işte Deniz Gezmiş de güya onlara. Tabii Rıdvan'ın geçmişinde bir Deniz Gezmiş sevdası var mı da benzetti onu bilemiyorum. Yine Rıdvan belki siyasete göz kırpmak için de bunu söyleyebilir. Çünkü Rıdvan'ın bir siyasi şeyini az çok Cumhurbaşkanımıza yakınlığını biliyoruz. Buradan doğru da söyleyebilir. Ben tabii özellikle Devlet Bahçeli Bey çok sert çıkış yaptı buna. Bazı siyasilerimiz Deniz Gezmiş gibi bir kahramanı nasıl Cumhurbaşkanımıza benzetirsin diye. Onlar da başka bir noktadan baktı. Herkes bir noktadan bakıyor. Böyle noktalarda biraz çok yönlü bakmakta fayda var. Yani evet Rıdvan sadece şunu düşünerek söylemiş olabilir. Ama aynı Rıdvan'ın şunu da düşünmesi lazım. O zaman Deniz Gezmiş... Evet, bir emperyalizme duruşunu ifade edebilirsin, bana da anlatabilirsin. Ama bir başka emperyalizm, bütün dünyayı komünizm ve sosyalizmin pençesine atmak isteyen o günkü Rusya'ya, o günkü Leninizme, Stalinizme götürdüğünü de unutmayacaksın. O gün Lenin'e, Stalin'e, Mao'ya getirmek isteyen bu grup bugün Afganistan'ı ne hale getirdi? Önce Rusya girdi, ezdi geçti tanklarıyla. Ardından Amerika gitti. Afganistan hala kendine gelemedi. Deniz Gezmiş de bir tarafından bu milletin değerlerine götürmüyordu bu ülkeyi. Bu ülkeyi komünizmin çizmeleri altında, komünizmin tankları altında ezdirmeye götürüyordu. Bu ülkenin yarısını kesebilecek bir zihniyeti ve anlayışa sahipti. Onun için bazıları, yok Cumhurbaşkanımız milli kardeşim. Deniz Gezmiş milli değil. Deniz Gezmiş'e kahraman diyenler ülkede milli olamaz. Olması mümkün değil. Deniz Gezmiş çünkü kendisi milli değil. O devreyi iyi biliriz biz. Çok iyi biliriz. O devrin neredeyse o devrelerin içerisinde biz yetiştik. Yani insanların nereye? 10.000 tane genci gitti bu tertemiz. İnsanı gitti öldü. Ne için? Bu oyunlara kapıldığı için. Belki onlar da bu oyunun bir piyonuydular. Onların da arkasındaki eli göreceksin. Ama piyondular, maşaydılar, silahtılar. Onları kullanıyorlardı. Ben de bugün gençlere bağırıyorum. Kullanılma kardeşim. FETÖ'cüler kullanılmadı mı? Bugün bağırıyoruz. Tövbe et kardeşim diyoruz yani. Ve seni papaya bu ülkeyi teslim edin. Oğlunuzu, kızınızı, eşinizi, ananızı, bacınızı papaya teslim edin diye haykıran bir adam kullandı. Haçlılara. O zaman ne söyleyeceğiz biz Haçlılara teslim edin? Deniz Gezmiş de Rusya'ya götürüyordu. Hep mi bir yere götürecekler? Onun için elbette ki Rıdvan'ın şeyi ne olursa olsun talihsiz bir beyan. Benzetme. Fakat hani ona bunu söylerken de
dikkatli söylemek güzeldir bence. Yani hani şeyin bir daha bir heyecanlı konuşuyor Devlet Bey'in. Daha bunları deniz gezmişim bu yönünü de unutmayalım. Bu yönünü bilelim, bu yönünü unutmayalım. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman bizi alıyorlar buradan. Hümeyni diye gider götürüyorlar. Lenin deyip götürüyorlar, Stalin deyip götürüyorlar, Mao deyip götürüyorlar, Amerika deyip götürüyorlar. Ama hep götürüyorlar bizi. Milli olmaktan çıkarıyorlar. Milli olalım sözünü öne çıkarmak lazım. Kesinlikle. Bu yön mühimdir. Böyle bakıyorum Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. İkinci bölümde inşallah sizlerden gelen sorularla da devam edeceğiz. Konumuz Mukaddes Emanetlerin Türkiye'ye gelişinin 500. yıl dönümü. Bu konuyla alakalı yine hocamızın engin görüşlerine başvuracağız. Kısa bir ara, sonrasında buradayız inşallah. Değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümündeyiz. Ekranlarını yeni açmış, bizleri henüz izlemeye başlayan izleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. İlk bölümde gündeme dair bazı başlıklarımız vardı. Onları Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza danıştık, bilgilendik ve dünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazısı vardı. Şehzadeler Sarayı'nın amacının dışında kullanıldığına dair barlar, hatta barların isimlerinin dergah bar olarak geçtiğini. Bunları tabii ki konuştuk ilk bölümde. Şimdi asıl konumuz olan mukaddes emanetlerin Türkiye'ye gelişinin 500. yıl dönümü. Bu mukaddes emanetleri kimler getirdi, nasıl getirildi, nerelerde muhafaza ediliyor? İnşallah bunların bilgisini de yine hocamızdan alacağız. Tarih ve insan etiketiyle gelen sorularımız var. Bu bölümde inşallah onları da soracağız. Hocam dilerseniz birkaç soruyla başlayalım. Olur. Ondan sonra da konumuza geçelim. Gülay Barut demiş ki hocam, eğitim gerçekten en baştan düzeltmemiz gereken eğitim. Şu öğrendiklerimizi okullarımızda öğrensek her şey değişecek. Allah'tan umut kesilmez, inşallah düzelecek diyelim demiş. İzleyin. Gerekirse tekrar izleyin. Allah yardımcımız olsun demiş. Teşekkür ederim. Gerçekten bu konular hakikaten hocam okullarda okutulmuş olsa yani sizin anlattığınız şekilde, ifade ettiğiniz şekilde çok daha bilinçli bir nesil geleceğine hepimiz İnşallah inanıyoruz. Gelecektir Mustafa Bey. İşte bunları siz zaten yapıyorsunuz. Elinizden geldiği kadar şehir şehir dolaşıp, hatta şehirler yetmiyor, yurt dışına kadar çıkıp orada da anlatmaya çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Amin. Bu mücadelenizin de sonuna kadar arkasında olduğumuzu bildiriyoruz. Ehli Sünnet'i Müdafaa Rumuzlu izleyicimiz, hocam dini haberler sitesi sürekli sistemli olarak 15 Temmuz'da sokaklara dökülüp darbeye direnen Ehli Sünnet cemaat, tarikat ve hocalara ve size saldırıyor. İmam-ı Rabbani'nin azgın veletleri gibi galiz ifadelerde bulunuyorlarmış. Diyanet hakkında her şeye vakıf bir site. Kim bu kişi? Mustafa Bey, ben de teşekkür ederim izleyicimize. Diyanetin bütün toplantılarında var bunlar. Diyanetin bütün haberlerini yapıyorlar. Diyanete sorarsan kendileriyle ilgisi yok. Yani Diyanetin ben bütün toplantılarına nasıl katılırım? Nasıl giderim? Nasıl girerim? Ne yaparım? Bir dahilin olmadığı müddetçe. Bunu daha önce bu siteyle ilgilenenler beni aradı. Hocam bunlar bu siteyi ele geçirdiler. Bunlar mezhepsiz, ehli sünnet düşmanı, yani çok garip şey, ne oldukları belli olmayan bir kısım insanlar diye bizzat sitenin daha evvelki yöneticileri beni aradı ve söylediler. Tabii bunların tek bir şeyi var, hakaret, saldırı, hakaret, küfür, kötü söz muhatabına karşı. Bizde böyle bir söz yok. Bizim böyle bir şey yapamayız. Sadece izleyicimizin söylediği, benim ağzımı almaktan utandığım, İmam-ı Rabbani Hazretlerine dahi o sözü söyleyen bir adam ne olur? Bize bazı eski Diyanet İşleri Başkanı bizi işte menkıbeci diye suçluyordu. Bunlar da suçluyor. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar ve menkıbeler var.
Bunlar Kur'an-ı Kerim'i de mi suçluyor? Bunlar neye inanıyor? Bu çok gerçekten ne olduğu anlaşılamayan bir şey. Diyanetin buradaki adamı, bu insanları temizlemesi lazım. Böyle kişileri de. Bunlardan herkes rahatsız. Bunlar kim adına kim yaptırıyor? Arkalarında kim vardır acaba? Ben merak ediyorum. Normal değil bu. Bu normal değil. Diyanetin de gücünün yettiğini zannetmiyorum. Başka bir durum var bu işte. Ya bu ülkede İmam-ı Rabbani Hazretlerine birisi böylesi hakaret edecek ve o diyanet onu orada tutacak. Niye şeyi tutmadılar? İhsan Bey'i? Bazılarına çok mu güçleri yetiyor? Bazılarına hiç mi güçleri yetmiyor? Az önce, dün önceki gün ben çok da tebrik ederim. Yeni Diyanet İşleri Başkanımız dedi ki, devletin yasal verdiği şeylerin bir kısmı dinen haramdır dedi. Tabii devlet ki. Yasal Tabii ediyor. Ki. Devlet adına yasal ama din adına haram. Evet. Devletin yasal yapması dinin haramını değiştirmez. Kesinlikle öyle. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir konuşmaydı. Yani dinimiz faizi haram kılmıştır. Haram kılıyor. Ama devlet yapıyor. Bu şimdi devletin yapmasıyla helal olmaz. Bankalar. Bakın Müslümana helal olmaz. Böyle bir durum. Başka. Mesela sen dinin bir kuralına uymazsın. Örtüyü emreder, örtünmezsin. Senin örtünmedin diye din senden kalkmaz. Dersin ki bu böyledir, dinimiz böyle emrediyor. Yapabilirsin, yapamazsın, günahkarım ben dersin. Reddetmezsin. Faizi devlet yapıyor diye, haramdan çıktı diye reddedemezsin. Reddedersen başka bir şey olursun. Yine Diyanet İşleri Başkanımız dinin delilleri dörttür dedi. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Biz bunlardan söyleriz dedi. Yani Hanefi mezhebine göre, Hanefi mezhebi Şafii sorduysa ona göre biz gerekeni söyleriz. Bu da çok yerinde bir cümle. Ben tebrik ediyorum. Din zaten bu. Bunun dışında din arıyorsan din değil. O site acaba dinin delillerinin dört olduğunu ve mezhebi kabul ediyor mu? İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında onu söyleyen bir insan, İmam-ı Azam Hazretleri hakkında ne diyor, ne söylüyor? Bunlar sadece Kur'an diyen, bunlar radikal, bilmem ne değişik tipler maalesef. Böyle. Bunu o kendini ortaya koyuyor. İzleyicimiz de görmüş, tanımış. Herkes ben buyum diye söylüyor. Ben buyum. O da kendini söyledi, kendini gösterdi. Ben buyum dedi, tanıdım. Tanıdıktan sonra mesele yok. Herkes İmam-ı Rabbani'yi bilen, okuyan onu da anlamış oldu. Bilmiyorsa, tanımıyorsa bakar Allah Allah kim bu adam? Hiçbir şey anlamaz. Bileceksin, tanıyacaksın. O zaman onu da tanırsın. O İmam-ı Rabbani'nin düşmanı. İmam-ı Rabbani'nin hasmı. Doğru mu? Evet. İkinci bin yılın yenileyicisi, büyük alim, Müceddid-i Elfisani, onun düşmanı ve hasmı bitti benim için. Ne cevap verilecek, ne konuşulacak, ne anlatılacak bir yönü var. Birileri kullanıyorsa o birilerini iyi bilmek lazım. Çünkü o gün, Diyanet o gün bana cevap Twitter'da bizim bunlarla bir ilgimiz yoktur dedi. Yoktur diyorsun ama senin içinden çıkmıyor. Toplantılarına dahil oluyor. Bütün toplantılarına dahil oluyor. Bütün haberlerini veriyor. Senin adını kullanıyor. Yoksa adını çıkartır. Ben kullanabilir miyim Diyanet adını? Herkes kullanabilir mi? Ver savcılığa suç duyurusunda bulun. Yani. Gerekli evet, araştırma yok. Yapılsın. Sadece şeyi göstermemezlik. Onun arkasında da vardır. Başlangıçtan itibaren bunları almışlardır. Ali Bardakoğulları ve bilmem kimler. Tetikçi olarak kullanırlar. Başka bir şey yok. Tetikçi olarak sağa sola. Mesela biz o zaman Kutlu Doğum Haftası'yla mücadele ederken Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanımızdı Numan Bey. Bunun geriye alınacağını söyledi. Evet. Ve Mehmet Emin Özafşar'ı görevden alınınca bunlar hemen anında o kadar içlerine oturdu ki bağırmaya başladılar.
görmece gücü yetmeyen zavallılar Mehmet Emin Özavşar'ı görevden aldırdı diye. Kim görmeze gücü yetmeyen zavallılar onu aldıran? Ben mi aldım? Sayın Cumhurbaşkanımız aldı onları görevden. Sayın Cumhurbaşkanımıza zavallı diyen, Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e ayak oyunları yapıyor diyen, bu sitenin arkasında kim var acaba dedim. O zaman tutuştular. İşte o zaman tutuştular ve bizim bununla ilgimiz yok dediler. İlgin olmadığını göstereceksin. Bak okuyucumuz, izleyicimiz, takip edicimiz görüyor. Üç maymunu oynamayanlar görüyorlar. Anlıyorlar, biliyorlar. Mızrak çuvala sığmaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Herkes görüyor. Herkes herkesin yolunu görüyor, izini görüyor. Bize ne hakaretler, ne sözler izleyicimiz görmüş. Ha onları söyleyecek o tip bir biz iftira atmayız. Yaptığı her şeyi iftira. Mesela ben mason bilmem kimin hizmetinde diyor. Ya ne dersin bu adama? Mason dersin yani mason hizmetinde olan. Hani bir Kılıçdaroğlu böyle her sözü yanlış çıkar ya. Bunlarınki bin yanlış. Ben Yıldırım'a gidiyorum, konferans veriyorum. Ağzı burnu kırıldı, kovuldu diyorlar Mustafa Bey. Yani, ya bir din adamı nasıl yanlış? Ya yalan. Yalanla iman nasıl olur bir arada? Her sözleri yalan. Her işleri yalan. İmam-ı Rabbani'ye söz söyleyen insandan ben ne beklerim? Aman benim bize dost olmasınlar, kime dost olurlarsa olsunlar. Aynen öyle. Gerçi hocam hem bu siteye hem de daha önceki programlarda da dile getirdiğiniz Kuramer'in faaliyetleri, işte Ali Bardakoğlu'nun başında bulunduğu ve eski Diyanet İşleri'nde çalışan vazifeli insanların da bulunduğu o faaliyetleri, ehli sünnet dışı faaliyetleri neşrediyorsunuz, söylüyorsunuz, reddiyelerinizi de devamlı dile getiriyorsunuz zaten. Bizler buna şahidiz. Ya barikaya hakikat müsaademeyi efkardan duvar. Hakikat kıvılcımları fikirlerin çatışmasından doğar. Evet. Biz her yerde bir fikir söylüyoruz. Hakaret etmiyoruz, saldırmıyoruz. Kesinlikle. Fikirlerimizle burada konuşuyoruz, anlatıyoruz, yorum yapıyoruz. Senin yorumun da farklı olabilir. Onların yorumu edersin. Tamamen küfür hocam. Yani ben bir söz söylüyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri kaç yüzyıl oldu yaşayalı. Sen böyle saldırıyorsun. Ben sana diyor muyum şunun veletlerisin diye. İşte belli değil aslında yani, hocam denir de. Ben sana bir şey diyor muyum? Böyle bir sözüm var mı? Kimin veledi olduğu belli yani, olsa denir. Sen nasıl bir gidiyorsun 600 sene önce yaşamış o büyük imama hakaret ediyorsun. E peki bölmek, parçalamak, insanları kin ve nefrete ayrıştırmak suç değil mi? Sen benim değerlerime nasıl saldırırsın? Ben bir Kurtlu Doğum Haftası FETÖ projesidir diyorum. Bana bunun olmadığını ispat edersin. Beni meydana çağırırsın, tartışırız. Ya bugün de geri aldım. Geçen hafta ben bir arkadaşlar bazen gönderiyor. Benim asla ne girdiğim var ne baktığım var. İşte böyle izleyicilerimiz takipçiler gönderiyorlar. Şöyle bir cümle kullanmış. Nedense bu hoca daha yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın aleyhinde hiç konuşmadı. Olur mu canım? Mustafa Bey aynen böyle ya ifade. Nedense ya niye yarın hata yap? Bakın bugün geçtiğimiz şeyi geri hafta aldı ben konuştum. Alkışladım. Kutlu Doğum Haftası'nı geri aldı alkışladım. Dünkü şu ifadelerini alkışladım. Dinin. Yanlış bir hata yapar o sözünde bu yanlış derim. Ne var bunda ben ilim adamıyım. Sonra bir de öz eleştiriye açık olmanız gerekiyor yani. Sen adamsan çık karşıma da gel konuşalım. İlim adamıyım ben. Fikren, ilmen konuşuyorum. Kim olduğumuz bile belli değil. Arandığı zaman kim oldukları belli değil. Savcılık harekete geçtiği zaman. Diyanetin görünmez. Diyanet İşleri Başkanı işte söylüyorum bunları araştırsın. Bunların hangi görünmez yüzü var? Kim bunlar? Kendilerinden mi? Kendilerinden değilse açıkça söylesin. Haberlerini sabah akşam sunuyor. Ve Diyanet'e zarar veriyorlar. Diyanet bir milletin malıysa bundan bir millet rahatsız. Diyanet milletin
Diyaneti ise millet senden rahatsız bu uygulamasından, bu haberlerinden, bu küfürlerinden, bu sözlerinden rahatsız bunların. Yarın bir hashtag açılsa nasıl yüz binler neler söylüyor gösteririz. Evet. Yani Mustafa Bey, izleyicimize de izlememesini tavsiye ediyorum. Tabii takip bakmamasını tavsiye ediyorum. Yani ne bakılacak ne izlenecek noktadalar. Yani bizim kutsallarımıza bu kadar acımasızca saldıranları... Ya İslam'ın, Müslüman'ın saldırıyor Mustafa Bey. İmam-ı Rabbani Hazretleri, sen biraz Hindistan'da oku, biz burada program yaptık. Ekber Şah'la mücadelesini oku. Mücadelesini öğren, Ekber Şah kimdi? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hangi mektubunu, hangi kitabını, hangi eserini okudun, hangi mücadelesini okudun? İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün bir İslam dünyasını etkileyen bir alim. Tabii ki. Sen kimsin? Böylesi ifadeler bütün Müslümanlara hakarettir, İslam'a hakarettir. 7 asırdır. Evet. Hocam geçtiğimiz haftadan soracağımız sorular vardı. Onlara da şimdi de fırsat bulabildik. Kudüs meselesi. Malum geçtiğimiz haftanın konusu. Kudüs için sadece Filistin ve ona yardımcı olarak Türkiye mi direnmektedir? Başka yoldaşımız hiç yok mudur demiş hocam. Sonsuz Rumuzlu izleyicimiz. Yani bir ümmet ağlamaktadır, bir ümmet dua etmektedir, bir ümmet Kudüs'ün yanındayız demektedir. Devlet idarecilerini bir kenara bırakmak lazım. Ama Türkiye bunun lokomotifidir. Lokomotif durursa, o lokomotifin çektiği vagonlar, arkada ister 3 olsun, ister 3 milyon, ister 3 trilyon insan olsun, hepsi duruyor. Lokomotifin yürümesi lazım. Türkiye'nin yürümesi lazım. Türkiye'nin ilerlemesi lazım. Cenab-ı Hak başımızdakilere sıhhat afiyet versin. Amin. Amin. Bu mücadeleyi biz Türkiye'de de göremiyorduk. Yani bir de lideriyle beraber olduğun zaman yürüyorsun. Lokomotif durursa alem duruyor. İşte bu lokomotif vazifesini bugün yapan Türkiye. Onun için Türkiye'nin önemi çok önemli. İnşallah o Türkiye yürüdüğünce bu ümmet daha hızlı, daha güçlü bir şekilde arkasından yürüyecektir. Lokomotifin yürümesi esastır, bunu bilelim. Yoksa ümmet geliyor işte orada iki devlet haricinde neredeyse bütün İslam devletleri orada bulundular ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldılar. Ama Cumhurbaşkanımız bakın lokomotif. Onlar da bunu biliyorlar hepsi. Peki bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karar Filistin'in, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkentidir demesi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve oradaki o toplantının yansıması sizce nasıldı hocam? Bu kararların çıkması. Vallahi bence şöyle bir şey, biz ne konuşuyorduk ve bütün alem ne değerlendirme yapıyordu Mustafa Bey? Yine toplanırlar. Yine bir kınama yaparlar. Yine işte dağılır giderler. Yer içer dağılır giderler. Bunlardan bir halt olmaz. Doğru mu? Evet. Genelde yapılan yorumlar %99 hatta %100. Bu minval değil miydi? Evet. Cumhurbaşkanımız bir karar aldı. Ve o gün dünya beklemiyordu. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir dedi. Bakın. Bu bütün İslam aleminin Müslümanları İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı bir karar olarak dünyaya bomba gibi düştü. Evet. Hatta bomba Amerika'da gibi. Bir geri bunu kim bekliyordu ki şimdi? Ve herkes bunu kabul etmiş oldu. Bunu kim bekliyordu? Mustafa Bey, Amerika oraya alarak başka bir yolu, Avrupa bile kabullenmedi. Herkes ayaklandı. Bizimkine ise tek bir söz yok. Bu Tayyip Bey'i, evet Türkiye'nin gücü, Amerika'nın gücü karşısında yeri bellidir ama doğruların gücü de çok yüksek, fazladır. Kesinlikle. Doğrunun gücü. Doğru, o fikir dünyayı sarmaya başlar. Yarın dünyayı etkilersin. Tayyip Bey son derece cesur, son derece yerinde, son derece isabetli fikir kararlarıyla yürüyor. Müthiş mi? Bu kimsenin aklına gelebilecek bir durum değildi o gün için. Kimse de beklemiyordu. Hiç kimse işte evvelden vardı, şuydu, buydu demesin. Kimse de beklemiyordu.
o gün bu kararı tak aldırdı ve dünyayı bir kez daha şaşırttı. Amerika'nın kararını sıfırladı. Evet, bugün senin oraya girme, orası işgal altında. Yerin yok. Ama dünyada bir ümmeti uyandırıyorsun. Bir ümmete neler yapılabileceğini gösteriyorsun. Bir ümmeti teyakkuzda tutuyorsun. Müthiş bir karar. Herkesin sadece alkışlaması gereken. İnsanlar şaşkın. Ama bu kararı aldırması o gün onları toplayıp neden gelmedi Suudi Arabistan? Değil mi? Yani ya kıytırık bir şekilde orada temsil ediliyor. Şeyi yok. İran'a mesela bunu kabul ettirmiş. Çok önemli. Tayyip Bey gerçekten büyük bir lider. Büyük oynuyor. Doğru gidiyor. Hani hep söylediği şu işte diklenmeden ama dik durarak. Dikliğin yanında doğruluk da çok önemlidir. Doğru adımlar atıyor, doğru siyaset uyguluyor. İnşallah yani bunun neticesi Müslümanların, Filistin'in, Kudüs'ün, dünyanın kazancı olacaktır. Çünkü Amerika'nın sözü, aldığı karar dünyayı savaşa götürüyor. Dünyayı kutuplaştırıyor. Oysa burada alınan karar Doğu Kudüs diyerek insanları barışa yönlendiriyor. Bunu da görebilmek lazım. Savaşa değil. Sen işgal altındasın. Bunu ben söylemiyorum diyor. Bunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Ve Birleşmiş Milletler'e de yani uyumayın. Kararlarınızın ardında durun. Burada Birleşmiş Milletler'e de büyük şey var. O aldığın kararların arkasında dur. Durabil. Bir ülkeye teslim olma koskoca dünya. Evet. Amerika'nın da geri adım attığı görüldü hocam. 2000 zannedersem 19 veya 20'ye kadar büyükelçiliğini oraya taşımayacak. Biraz askıya alındı. Ki bundan önceki dönemlerde seçilen başkanların İsrail'in bu durumunun işte büyükelçiliğinin oraya alınması, orayı başkenti göstermesi hep sümen altına alınırdı. Şimdi bir buçuk iki sene daha sümen altında kalacak. Yani cılız sesler olsa, cılız durumlar evet. olsa, biz geçen hafta da bunu söylemiştik. Ümmetin yarınlara hazırlanması lazım. Yani bu insanlar Fırat'a doğru yürüyecekse, benim ülkem işgal altındaysa, ben biraz daha güçlü bir şekilde geleyim. Ben biraz daha Türkiye'yi zayıflatayım. Ben biraz daha şunu yapayım diye çekiliyor adam. Şeyi almıyor. Türkiye'nin buna karşılık daha da güçleniyor. Geri adım attılar. Biz hep Ermeni meselesini Amerika gündeme getirince konuşurduk. Amerika gündemine gelir, Türkiye Ermeni şeylerini araştırmaya başlar. Ya niye onu bekliyorsun? Üniversitelere araştırtır, Ermeni katliamı yapılmadığını, soykırım diye bir şey olmadığını, soykırımı bizzat Ermenilerin Ruslar eliyle yaptırıldığını, İngilizler eliyle yaptırıldığını, Güneydoğu'da ne kadar Müslüman'ın kesildiğini, bunu Ermeni'nin o dönemki siyaset, bunu Ermeni derken Ermeni vatandaşlarımızı şey yapmıyorum, o gün bir siyasi olaylar olmuş. Bunu bütün dünya Ermeni soykırımı diye kabul ettirmek istiyor. Benim illa bunu oylamaya gelince mi konuşmam lazım? Yarın iki sene sonra yeniden mi ben uyanacağım Kudüs için? Uyanamazsın. Bu defa elden gider. Bunların geri adım, bugün çok güçlü bir noktadılar, yarın zayıf anlarını yakalarız. Aynen. Evet. Yine bir iki sorumuz daha var hocam. Lal Lumuzlu izleyicimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam semaya hangi mekandan yükselmiştir? Mescid-i Aksa'dan evet. yükseldiğini Kur'an-ı Kerim'de sabit zaten. Evet. Evet. Hocama sorar mısınız, Allah korusun Kudüs İsrail'in eline geçerse bizim geri alabilme imkanımız yok mudur? Sadece ilişkilerimizi kesmekle mi kalacağız? Yoktur dersen bütün bir ümitsizlik içerisine düşersin. Hı hı. Hiçbir şeyin ümitsizlik, hani Müslümana hiç yakışmayan bir şeydir. Elden gider, eline geçirtirsin. Bu ayrı bir şey. İlla elinden çıkması, bir daha eline geçmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Ama kolay değil. Bedel, daha büyük bedeller ödersin. Evet. Çok büyük bedeller ödersin. O kaptırdığın bir yere almak, tabii. kolay olan bir şey değil. Basit değil.
Bazen nice kalelerimizi kaptırdık, geri aldık, kaptırdık, geri aldık. Bazen geri de alamadık. Ama önemli olan senin onu geri alabilecek kapasitede büyümen, hazır olman, güçlü olman. Çünkü böyle olmazsan başka yerleri de kaybedersin. Kudüs'ün gidişi İstanbul'un gidişine dönüşür. Başka noktaların Anadolu'nun gidişine dönüşür. Fırat'a kadar ülkelerin gidişine dönüşür. Yani birbirini tetikleyen şeylerdir bunlar. Sen güçlü olursan bu defa o ava gelirken avlanır. Osman Gazi'yi avlamak istediler. Ellerinden Bilecik gitti. Yarhisar gitti. Bizim oldu. Oysa onlar almaya geliyorlardı. Bak, yarın gelirken onlar kaybeder. Senin gitmeye gerek yok. Sen hazırsan, sen güçlüysen, kuvvetliysen, savaşa hazırsan üzerine gelir, geldiği yerleri de kaybeder. Ava giden avlanır demişler bazen. Evet. Ama kaybetmek, sen nasılsın onu işte bakacaksın. Evet, kaybetmek kolaydır ama kazanmak biraz zor. Kazanmak bedeldir artık. Evet. Büyük bedeller ödersin. Kesinlikle. Şimdi hocam gelelim mukaddes emanetlerin ülkemize gelişi. Nasıl oldu? Kim getirdi? Ya 500. Tabii, yıl dönümü. Tam 500. yıl dönümünde mukaddes emanetler burayı şereflendirdi. İstanbul'u, Yavuz Sultan Selim Han'ın o muazzam yürüyüşü, muazzam seferi, savaşları, aşkı, heyecanı, hani zamanı gelip de hatırlamamak pek mümkün değil. Yahya Kemal'in çok önemli bir sözü vardır. O şöyle bir ifadede bulunmuştur bir zaman. Ülke artık hani Osmanlı çatırdadı, koskoca imparatorluğumuz yıkıldı, Anadolu işgal altına düştü. Böyle bir perişanlık dönemlerinde iki şeye sığındı adam. İki şey bu ülkenin bizde ebediyen kalacağının işaretidir diyerek söyledi Mustafa Bey. Birincisi Ayasofya'da ezan dedi. Ayasofya'da ezan okunduğu müddetçe bu ülke devam eder dedi. Bakın ve okunuyor dedi, hala okunuyor dedi. 1924'lerde mi ne yazıyor bunu? İkincisi dedi kutsal emanetler dedi. Onların başında Kur'an-ı Kerim okunuyor, mukaddes emanetler ve okunmaya devam ediliyor dedi. Bu iki şey oldukça bu ülke Cenab-ı Hakk'ın izniyle bizimdir, devam eder diye ifade etti. O kadar önemli bir husus ki bakın bir şeyin senin olduğunu ifade eden maddi bir tapusu vardır. Değil mi? Şurası senin. Nedir bunun maddi tapusu? İşte maddi belgedir. Bir tapusu, belgesi. Manevi tapuları bunlar da bu ülkenin. Senin olduğunu gösteren manevi tapuları. Ayasofya, orada ezan okunması senin manevi bir tapun. O mukaddes emanetlerin orada duruyor olması senin manevi bir tapun, manevi sığınağın. En önemli gücün olarak görüyor. Ki Yahya Kemal de hani böyle dini yönü çok böyle güçlü bir adam değil. Ama ne olursa olsun o şeyi görüyor ve yazıyor. Müthiş bir söz bu. Müthiş bir söz. Onları bu ülkeye götüren, bu ülkenin tapusu gibi olan o mukaddes emanetleri işte Yavuz Sultan Selim'i de bu milletin evlatlarının unutmaması lazım. Yoksa bu yaprakta Oğuz, yoksa bu toprakta Yavuz, biz de yokuz, biz de yokuz demişler. Oğuz'unu ve Yavuz'unu bol etmesi lazım bu milletin. Unutmaması lazım, iyi tanıması lazım. Hem Oğuz Han'ı hem Selim Han'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı iyi bilmesi lazım. Onun o seferlerini, o seferlerdeki heyecanını, yani Şam'da hutbe okunduğu zaman Hakimül Harameyn-i Şerifeyn dediklerinde hayır, biz buraların hakimi değil, hadimiyiz, hizmetkarıyız. Bizi bu lakapla anın. Bizi Hadimül Harameyn-i Şerifeyn diye zikredin deyip secdeye varıp gözlerinden yaş gelip böyle söylemesi bu mübarek Hakan ve bütün evlatlarına bunu vasiyet etmesi ve bütün padişahların Hadimül Harameyn-i Şerifeyn unvanıyla anılması gerçekten müthiş bir hadisedir. Yine Kahire'ye gittiği zaman bu hediyeler gelir, mukaddes emanetler. Şerif Ebu Berekat, oğlu Şerif Ebu Nümey, Mekke'de, Medine'den, Mekke'nin
Kabe'nin o mukaddes emanetlerini orada bulunan bir kısmını Selim Han'a yollar. Kabe'nin anahtarları vardır, süpürgesi vardır, bir takım eşyalar vardır. Ve Yavuz Sultan Selim o süpürgeyi başının üzerine koyup biz buraların hizmetkarıyız der, hadimiyiz der. Kendini böyle görür, böyle zikreder. Yine bütün o emanetleri alıp geldiğinde orada Peygamber Efendimiz'in, tabii bunların çoğu da zaman içerisinde oluşmaya başladı. Bakıyorsunuz zaman içerisinde Peygamber Efendimiz'in hırkayı şerifi, mübarek hırkası, sancağı şerifi, mübarek sancağı, sakalı şerifleri, kademi şerifleri, yani mübarek bunların koruma mahfazaları, Kabe olukları, Kabe örtüleri, Kabe anahtarları, Peygamberimize ait nice eşyalar, peygamberlere ait nice eşyalar, Peygamber Efendimizin kızına ait, eşlerine ait, hanımlarına ait, validelerimize ait nice eşyalar bu Topkapı Sarayı'nı ziynetlendirdi. Bu ülkeyi ziynetlendirdi Mustafa Bey. Bunlar için özel, bugün müzecilik anlayışına uygun bir tarzda neredeyse o has oda denilen yeri, Topkapı Sarayı'nın en güzel mekanını bunlara ayırdılar, bunları oralara koydular. Bu emanetler bir ülkedeydi de Yavuz Sultan Selim Han oradan mı getirdi, yoksa hocam dünyanın değişik yerlerinden ya toplanan emanetler mi? Büyük bir bölümü Yavuz Sultan Selim Han'la beraber geldi. Daha sonra da zaman içerisinde mesela Kabe'nin örtüleri değiştikçe yeni örtüler, eski örtüsü buraya geldi. Hı hı. Onlar burada. Hatta pek çok camilerde bunları evet. görebilirsin. Bazıları dünyanın çeşitli yerlerinde, bulunan yerlerinden geldi. Kahire'den geldi. Başka mesela Peygamber Efendimiz'in mübarek kademi şerifi, sakalı şerifi. Değişik vesilelerle geldi. Mesela bazı eşyalar bazı ailelerin eline gitmişti. Onlar sonra sattıklarında aldılar, geldiler. Mesela bazı eşyalar Medine'nin İngilizlerin eline düşeceği anlaşılınca Medine müdafiği Fahrettin Paşa orada tek tek defter ettirdi Medine'deki eşyaları ve 2000 kişilik bir askeri kuvvetle onu İstanbul'a gönderdi. Tek tek tutturdu. Yani ta 1917'de bile buraya o mukaddes eşyalar devam etti gelişi hep. Bugün hazine dairesindeki nice eşyalar o vesileyle buraya geldi. Bunlar oradalardı. Mesela Osmanlılar oraya Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde altın şamdanlar var mesela. Bu altın şamdanları Abdülmecit Han oraya göndermişti. Hmm. Medine müdafiği Fahrettin Paşa onları geri gönderdi. Orada avizeler, tesbihler, nice çok kıymetli şeydeki hazine dairesindeki eşyalar o zaman geldi. Yani mukaddes emanetler hep gelmeye devam etti. Bunlar Peygamber Efendimiz'in ravzasında bulunan eşyalar İngiliz'in eline geçecekti bunlar hep. Allah korusun. Yani İngiliz'in eline geçecek. Şeyler bunlara kıymet veriyor mu? Vehhabi'nin eline geçse ne olur? Var mı zerrece kıymeti? Ellerine Osmanlılar onların ne güzellikte türbeler bıraktılar değil mi? Evet. Hazreti Ayşe Validemizin türbesi, Hazreti Osman Efendimizin türbeleri, sahabilerin, orada ileri gelen sahabilerin türbeleri, Osmanlılardan kalan Bedir'deki, Uhud'daki o bir kısım yapılar ne oldu? Tamamı toprakla beraber edildi. Cennetül Baki'deki, Cennetül Mualla'da, oradaki o türbeler ne oldu? Yerle beraber edildi. Gidenler küçük küçük tümsekler görüp çiğniye çiğniye yürüyorlar. Ya Mustafa Bey, Osmanlı edep devletiydi, ahlak devletiydi. Yavuz Sultan Selim Han'ın şu söylediğimiz hususlar, şu anlattığımız hususlar Osmanlı'nın bir edebini ve ahlakını gösteriyor. Ne kadar lakayt olursa olsun Yahya Kemal'in şu sözü, o edep ve ahlakın, o bağlılığın, o samimiyetin, o ihlasın devam ettiğini gösteriyor. Bugün hala bizim bu bakışımız, bu hürmetimiz, bu ahlakımız bunu gösteriyor. Ama ne yapıyor Vehhabi? Dümdüz ediyor, yürü sahabilerin üzerinde. Doğru mu? Evet. Evet, maalesef. Ahlak yok. Ondan sonra işte öyle olursan İngiliz'in ayağının altında zelil olursun. İngiliz'in
Bugün de İsrail'in oyuncağı olursun. İsrail'in ayakkabısı gibi olursun. Öyle hizmet edersin. Kime hizmet edersin? O sahabilere, o Peygamber Efendimiz'e hürmeti olmayan hürmetsiz olur. Zelil olur. Zelil olur. Aşağı olur. İsrail'in ayağının altında olan ne olur? Dün İngiliz'in elemanı olursan, maşası olursan, bugün de İsrail'in ayaklarının altında ezilirsin, daha çok ezileceksin. Kolay değil. Peki bu sonuç nereye varır hocam? Yani böyle bizim en kutsallarımız işte Mekke, Medine, buralar, Suudi Arabistan, Arabistan Yarımadası içerisinde bulunuyor ve Suudi Arabistan'ın da durumu ortada. Malum işte ılımlı İslamlıkla, radikal İslamlıkla kandırılıyor. Mustafa Bey, sonucu bizi çok ilgilendirmiyor aslında. Yani bize yol yürümek ilgilendiriyor. Benim ne düşündüğüm, senin ne düşündüğün ve ne yaptığımız bizi ilgilendiriyor. Bir yoldayız ve gidiyoruz. Bir mücadeledeyiz, mücadele sürüyor. Amerika'nın mücadelesi bitmiyor. Mücadelesi olmayan dertsiz adam hayvan olur diyor Yunus. Dertsiz adam hayvan olur diyor. Amerika mücadele yapıyor, İsrail mücadele yapıyor. İçimde FETÖ'yü 40 sene boşuna beslemiyor. Ardından bu ülkenin üzerine tank tüfekle yürüttürmüyor. Yani bunların farkında olabilmek lazım. Ve burada nerede durduğun çok önemli. Bakın mesela Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileyelim biz burada eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın evet, oğlu vefat etti değil mi? Hı hı. Ben orada Fatih Terim'i gördüm. Mesut Yılmaz'ın da oğlu vefat etti. Bakın bir aradalar. Peki Türkiye son 1,5 yıl senedir neyle uğraşıyor, neyi hatırlıyor, neyi unutmuyor? 15 Temmuz'u değil mi? Evet. Kaç şehit verdik? 250. 250 şehit verdik. Mesut Yılmaz'ı meydanlarda gördün mü? Maalesef. Bu 250 şehit milletin şehidi. Fatih Terim'i meydanlarda gördün mü? Maalesef. Bu 250 şehit milletin şehidi. Bu ülkenin şehidi. Oralarda görünmen lazım işte. Bak oraya koşuyorsun. Candır. Tebrik ediyorum. Hatırla. Ama kusura bakma, milletin şehidinin yanında da yoksun. Milletin şehidinin yanında yoksun. Milletin derdiyle dertlenmiyorsun. Bu şehitlerin de yanında durman lazım. O meydanlarda olman lazım. Onlara okuman lazım, görülmen lazım. Bunu unutmamak, onun için ben nerede olduğumuza, hangi davayı yürüttüğümüze bakarım. İsrail buna bakıyor. İngiliz, Avrupa buna bakıyor. Dünya bir davanın peşinde. Senin de bir davan olacak. Sonucu ne olur? Bunu ben bilmiyorum Mustafa Bey. Savaşa girerken sonucu ne olur? Savaşa giriyorsun. Yıldırım Bayezid Han Nibolu Savaşı'na giriyor. Birinci Murat Han Kosova Savaşı'na giriyor. İkinci Murat Han Kosova Savaşı'na giriyor. Ya Rabbi, ben senin dinini yaymaya geldim. Beni muzaffer kıl. Bu ordumu muzaffer kıl. Ben bu yoldayım. Mağlup olabilir. Zafer kendisinin mi olacak bilmiyor. Zafer mi var, mağlubiyet mi var? Dua ediyor. Ve ben bu yoldayım diyor. Önemli olan senin hangi yolda işte. Onun için dönüyoruz. Milli olmak diyoruz. Onun için diyoruz Cenab-ı Hakk'ın pak ve temiz yolunda olmak diyoruz. Ecdadın izinde olmak diyoruz. Bunu söylüyoruz. Bunu olduktan sonra çok insanlar sonucu ne olacak? Sonucu bozgun olacak diye bir şey yok. Sonucu tabii zafer olacak diye de bir şey yok. Sen nerede durduğun işte o önemli. İslam, o sorulacak. İslam galip gelecek gerçi nihayetinde, akıbetinde de. Tabii o galibiyete giden yolda da bazı üzüntüler, sıkıntılar. Bazen üzüntüler, bazen mağlubiyetler, bazen evet, galibiyetler. Olacak. Olacak Mustafa Bey yani evet, bu böyle, bunun kesin sonu Allahu alem. İslam'ın ama zaferi. Ama yolunda olmak sana öyle diyor, şu evet, yolda ol diyor. Onun için galibiyet de mağlubiyet de bazen süneni Resul'dür derler. Hani şeyin bir şeyinde bozulursun Uhud'un. Sonra savaş devam eder, kazanırsın, sebat edersin,
kazanırsın. Galip gelirsin, mağlubiyete doğru gidersin, sonra kazanırsın. Önemli olan bunlardan dersleri çıkarmak. Resulullah Efendimiz oraya giderken mutlak onu Allah'tan istiyor. Evet. Onu sen ben bilemiyorum. Mücadelemizi nerede vereceğiz. Olacağımız ve mücadele çok mühim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben bize ayrılan sürenin sonuna geldik bu haftada. İnşallah hemen kapatmadan söyleyelim. Yarın Medeniyet Üniversitesi'nde olacaksınız. Yarın inşallah İstanbul. Saat 14'te Medeniyet Üniversitesi'nde olacağız. Evet, Çarşamba Ankara. Çarşamba Ankara, Sincan'da olacağız. Akşamı İzmit TÜGVA. Akşam İzmit TÜGVA'da olacağız. Cuma'da? Cuma mı? Evet, Cuma günü de akşam inşallah Erzurum'da. Erzurumlu hemşerilerimizle beraber olacağız inşallah. Bizden de çok çok selamlar söylersiniz i̇nşallah, hocam gittiğiniz inşallah. Her yere. Başüstüne. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben bu kıymetli bilgileri yine bizimle bu hafta paylaştınız. Allah razı olsun. Amin. Çok İzleyicilerime muhabbetlerimi sunuyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun hocam. Değerli izleyenlerimiz, bir Tarih ve İnsan programının daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına kendisine emanet edileni en iyi şekilde hıfzı muhafaza eden Yüce Rabbimize emanet olunuz. Kitap kazanan talihli isimler de inşallah Tarih ve İnsan Twitter sayfasından erişebilirsiniz. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek ümidiyle Mevla'ya emanet olun.